Sevgili seyirciler, okulun vereceği en iyi bilgi, dıştaki hadiselerle içteki irfanın ucuca getirilmesini sağlamak olmalıdır. Bu buluşmada öğretmen, dışımızda yaşanana içimizde canlılık kazandıran rehberdir, mürşittir. Şurası muhakkak ki hiçbir zaman değişmeyen ve durmadan derslerini tekrar eden en büyük mürşit ve en doğru üstad hayattır. Ne var ki doğrudan doğruya ondan ders almasını bilmeyenler için aracılığa ihtiyaç vardır. Bu aracıların en seçkinleri hayatla benlik arasına kurulup hadiselerin karışık ifadelerine tercüman olan öğretmenlerdir. Bu aracıları anlayamayıp gözlerini yumanlar içinse hadiselerin şiddetli sarsması ve ırgalaması dili devreye girer. Böyle bir dilin tercümesine maruz kalmak gerçekten acıdır. Salim, o ekmeği oraya koyma, yere düştü. Peki usta. Şakası yok arkadaşlar. Biz burada ekmek üretiyoruz. Milletin sağlığıyla oynamaya hakkımız yok. Yaptığınız ekmeği çocuğunuza yedirebilir misiniz? Böyle düşünerek çalışın. Kolay gelsin. Biz İl Sağlık Müdürlüğü'nden geliyoruz. Denetleme yapacağız. Buyurun, hoş geldiniz. Aferin. Oldukça temiz görünüyor. Durun doktor bey, buradan belli olmaz. Hamurhaneye falan bakalım. Kim bilir orada neler var. Şöyle geçin bakalım. Ellerinize, elbiselerinize bakalım. Uğur bey, arkadaşları fazla rahatsız etmeyelim. Tabii doktor bey. Ama fırsat da vermemek lazım bunlara. Değil mi? Sonuçta biz halkın sağlığı için buradayız. İşimizde titiz olmamız gerek. Hamurhane nerede? Bir de orayı görelim. Buyurun. Ha, siz zahmet etmeyin doktor bey. Biz arkadaşla gereken denetimi yaparız. Bu tekneyi en son ne zaman temizlediniz? Her hamur boşaltımından sonra muntazam olarak temizleniyor. Mümkün olduğu kadar temizliğine dikkat edelim. Halkın sağlığı çok önemli. Tabii. Anlıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Bu tarz şeyler çok bakteri üretirler. Onun için temizliğine dikkat edelim. Bu ekmeklerin içinden neler çıkıyor neler? Tel mi istersin, çivi mi istersin, kıl, tüy, ölü fare mi istersin? Neler neler? Eğer birini yakalayayım, gözünün yaşına bakmam, mühürletirim dükkanını. Ne faresi, ne çivisi memur bey? Ben de ekmeğimi bu fırından yiyorum. Mümkün değil. Ha, bir de şey, bu duvarları sık sık temizliyorsunuz değil mi? Tabii. Bir de kullanmadığınız zaman teknenin üstünü kapatın. Peki efendim. Asım Bey, bu nedir? Olamaz. Mümkün değil. Mümkün mü diye sormadım sana zaten. Bu ne? Utanmıyor musun? Vicdanın hiç mi sızlamıyor senin? Bundan yapılacak ekmeği millete yedireceksin öyle mi? Ama efendim, nasıl olur? Bu ne peki? Kör müsün? Doktora da gösterelim. Mühürletelim burayı. Peki efendim. Ama memur bey, olamaz. Nasıl olur? Vallahi rapor tutmak lazım. Ne yapacağız bilmem ki. Siz de iyi birine benziyorsunuz ama sonra rezillik var sonunda. İtibar, şeref, fareli fırın diyecekler sonunda. Asım bey, sizin için bir iyilik düşünebiliriz. Bu fırının kapanmasını siz de istemezsiniz, biz de. Bu da herhalde kazayan düştü buraya. Ne dersiniz? Raporu yazalım mı? Yoksa hiç görmedik mi kabul edelim? Hala aklım almıyor.
Bugüne kadar ben burada bir tane fare görmedim. Her gün yıkanıyor çünkü buraları. Evet. Kazanacağım para hiç mühim değil. Ama insanların güvenini kaybetmektense... Güzel. Buyurun doktor bey. Çıkabiliriz. Nasıl olur? Nasıl? Nereden çıktı o fare? Nereden? Ya niye dikkat etmediniz? Benim fırınımda farenin işi ne? Allah'ım. Nasıl olur? Nereden girer o fare? Ekmek yapılan yerde farenin işi ne ya? İşi ne? Bir daha fare görürsem kapatırım bu fırını. İnsanlara temiz ekmek yediremedikten sonra kazandığımız para bize helal olur mu? Buraları sık sık temizliyorsunuz. Temizliyoruz efendim. Bu gıda şeylerini de açıkta bırakmayın. Kapatırız, kapatırız. Hiç hoş gözükmüyor. Bir de şu çöp tenekesi. Bunları da temizleyelim. Bunlar da hiç hoş gözükmüyor. Bu ne bu? Halkımızın sürekli yediği gıda ürünleri arasında ölü bir fare. Ama bu nereden girdi buraya? Onu sana sormalı. Halkın sağlığıyla oynuyorsunuz. Bir de utanmadan nereden girmiş diye bana soruyorsun. Tuh sana. Efendim bir yanlışlık olmalı. Dükkanını mühürleyeyim de gör. Yapmayın efendim ne olur. Benim ekmek teknem burası. Görmedim vallahi görmedim. Yoksa... Ah ah. Şimdi müşterilerin gelip de bu rezilliği görünce ne diyecekler ha? Bak. İşte üzülüyorum da haline. Ne yapayım? İnsanlık işte. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Sen bir formül yani... biliyor musun? Ha? Uğur be, bir çakarlarsa durumu. Hangi durum? Biliyorsun işte. Ya her şey ikimiz arasında. Nasıl çakacaklar? Oğlum, bu devirde uyanık olacaksın. Cebini düşüneceksin. Esnaf halktan alıyor, biz esnaftan. Ticaret de bu değil mi zaten? Ben korkuyorum ama. Ya korkma. Anca beraber, kanca beraber. Uğur bey, müdür bey sizi çağırıyor. Tamam. Niye çağırıyor acaba? Gir. Buyurun efendim. Uğur bey, olmuyor. Şikayetin ardı arkası gelmiyor. Ama gelin görün ki hiç ceza mühürleme yok. Nasıl oluyor bilmiyoruz efendim. Tedbirlerini alıyorlar herhalde. Biz de onca aramamıza rağmen şikayet edilen yerlerde hiçbir şey bulamıyoruz. İnsan sağlığı çok önemli Uğur bey. Biz insanların sağlığından sorumluyuz. Rahat para kazanmaya çalışan, menfaati uğruna halkın sağlığıyla oynayan esnafı dürüst esnaftan ayırmak zorundayız. Biz bunun için buradayız. İnsanlar bize güveniyor. Onların güvenini boşa çıkaramayız. Ne olur rica ediyorum. Daha titiz olun. İnsan sağlığıyla oynayan da oynatan da iflah olmaz. Buyurun oturun. Efendim biz... İnanın elimizden geleni yapıyoruz. Evet efendim. Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz da sonuç nerede, sonuç? Ha bu arada artık denetimlere kurumun arabasıyla gitmiyor musunuz? Yeni araba almışsın, hayırlı olsun. Sağ olun müdürüm. Ya hadi takma kafana, bir şeycik olmaz. Bırakalım artık bu işleri. Bu duyulursa var ya, ikimiz de atarlar meslekten. Rezil oluruz. Yine başladın be. Oğlum kaç defa söyleyeceğim sana. Devir böyle. Ne kadar uyanık olursan o kadar rahat edersin. Takma kafana. Ya anlarsa? Ben müdürün konuşmalarından işkillendim. Kim anlayacak? İkimizden başka kim biliyor? Doktor mu? Şimdiye kadar haber oldu mu? Boş ver. Alo. Ne oldu? Ne var? Hı? Ne? Ya canım çocuk değil mi? Allah Allah. Karnı da ağrır başı da. Tamam. Tamam. Tamam geliyorum. Tamam. Bu kadın milleti var ya. İşleri güçleri şikayet. Bir çocukla baş edemiyorlar ya. Of.
Başım çok ağrıyor. Boğazım da ağrıyor. Yutkunamıyorum. Soğuk bir şeyler yemedin değil mi oğlum? Yemedim anne. Vallahi yemedim. Baban gelse seni doktora götürelim. Heh, işte geldi. Ah başım. Sabahtan beri inliyor. Telaş etme. Bir şey yoktur. Çocuk bu. Ne var oğlum? Ne oldu yine? Başım çok ağrıyor baba. Sakın okula gitmemek için numara yapıyor olmasın. Uğur nasıl konuşuyorsun öyle? Çocuğun halini görmüyor musun? Başım. Seni kerata seni. Bir ağrı kesici versin annen hemen geçer. Ha? Ha Suzan. Bak artık ikinci bir evimiz var. Nasıl aldın? Hangi parayla? Kazandım hanım. Uğur yarın sabah çocuğu hastaneye götürelim. Ya yarın evin tapu işlerini halledeceğim. Hastaneyle falan uğraşamam. Başım ağrıyor. Neyse yine de bakarız. Başım. Sıcak simit, sıcak simit. Oo, simit satıyorsun ha? Resmi iznin var mı? Hani nerede? Elinizi kolunuzu sallaya sallaya kuralları ihlal ediyorsunuz. Şimdi şu cezayı öde de gör günü. Abi yapmayın. Gözünüzü seveyim. Zaten ekmek paramı zar zor çıkarıyorum. Bak bir de utanmadan konuşuyor. Halkın sağlığı mı önemli senin ekmek paran. Bak bakalım bundan sonra simit sattırıyor muyum sana? Yapmayın abi. Merhamet edin. Önce bir bakın bir pislik bir ihmal varsa kesin cezamı. Yorma kendini. Nasıl ceza keseceğim senden öğrenecek değilim. Al şu arabayı. Yapmayın ne olur. Çekil bakayım. Abi lütfen. Abi lütfen yapmayın. Lütfen abi. Abi ne olur. Abi hadi ekmek çekil, param. Bırak abi, zırlamayı. Lütfen. Ne yapıyorsunuz abi? Niye bırakmadın garibanı? O kadar yalvardı adam. Garibana vuracaksın oğlum. Hem iyi yem olur hem de başımız ağrımaz. Duymadın mı müdürün dediğini? Huylanmasın diye bir iki kurban atacağız önüne. Sonra bildiğimiz gibi devam edeceğiz. Bu işler böyle yürür. Şeytan gibisin be Uğur. Şimdi aynen devam. Ha doktor gelmedi mi? Neredeyse gelir. Bizim doktor da pek saf. Ayakta uyuyor valla. Aman uyusun, uyusun hadi. Sağlıkçılar geliyor. Gelsinler canım. Niye telaş ediyorsun? Otur, otur. Yahu Asım Bey, onları görünce elim ayağım dolaşıyor. Hilen hurdan yoksa niye dolaşsın canım? Olmasa da ne yazar? Senin hiçbir şeyden haberin yok galiba. Bütün esnaf biliyor. 40 kere temizle, tedbirini al, Uğur Bey'in elinden kurtulamazsın. Ne yapabilir ki ya? Hadi bakalım, bugün bir eksiğimi bulsun. Geçen ay bulduğu ölü fareyi hala aklımdan çıkaramadım. Fırınımda ne işi var fare? Benim fırınımda. Fareyi boş ver Asım Bey. Uğur Bey olduktan sonra istediklerini almak için elbet bir kulp bulur. Neyse ben dükkana gideyim. Hadi kolay gelsin. Oo Asım Bey bakıyorum da bizi kapıda karşılıyorsun. Ne o? Yine fare ölüleri mi var onların arasında? Ha, temiz görünüyor. Değil mi? Fena değil. Allah'ım sen evet, kökünü yetin şerrinden koru. Oo maşallah. Maşallah. Çok iyi. Sağ olun. Her taraf pırıl pırıl. Çok beğendim. Ha, bir de hamurhaneye bakın. Ha doktor bey siz yine ekmeklere bakın. Ne olur ne olmaz. Tamam. Mükemmel. İşte fırın dediğim böyle olacak ya. Pırıl pırıl. Kolay gelsin. Uğur Bey. Çok maharetlisiniz. Zaten ben de sizden tam böyle bir şey bekliyordum. Demek komşu esnaflar doğru söylüyormuş. Ölü farelerle şantaj yapıyorsunuz. Sizin işiniz sağlıkçılık değil, şantajcılık. Yazıklar olsun size. Burada denetleyici benim. Sen sadece esnafsın. Bu fareyi benim koyduğuma kim inanır? Ha? Ben ne dersem o. İşte bu yüzden yazıklar olsun diyorum ya size. O güzelim mesleğinizi kötüye kullanıp
Mesleğinizin adını da lekeliyorsunuz. Yazıklar olsun size. Kes be. Bana martaba lokum. Şu anda kozlar benim elim. Şimdi söyle bakalım. Ne yapayım? Ha? Rapor tutup fırınımı kapatayım? Yoksa bir çare düşünüyor musun? Evet. Ya sen nasıl adamsın? İnsanlar ekmek bekliyor benden. Burası kapanırsa ne olur? Milletin ekmeğiyle nasıl oynarsınız? Cevabını bekliyorum. Zalimden hak dava edilmez. Senin insafın olsa bu işi yapmazdın. Ama alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demişler. Dilerim Rabbimden bir gün o fareyi sofranda bulursun. Ha şöyle, dilin değil, elin konuşsun. Ya şikayet ederse? Etsin. Kim inanır ona ya? Hadi. Buyurun doktor bey. Bir şey mi var abi? Yok. Devam edin siz. Olmaz böyle şey. Olmaz. Boğazım acıyor anne. Yutamıyorum anne. Yutamıyorum, yiyemiyorum. Anne, anneciğim. Buyurun. Buyurun, ne istemiştiniz? Şey efendim, ben fırıncıyım. Bir şikayet için gelmiştim. Buyurun, oturun. Yandık. Bizi şikayet etmeye gelmiş. Etsin. Ne geçecek gelin? Neyi ispatlayacak? Vallahi korkuyorum. Bir şey olmaz. Şşş. Uğur Bey, müdür bey sizi çağırıyor. Eyvah. Şşş. Tamam. Açık etme. Müdürle ben konuşurum. Sen sesini çıkarma, tamam mı? Ben tedbirimi aldım. Tamam, peki. Buyurun. Bizi çağırmışsınız müdürüm. Buyurun oturun. Biraz evvel buraya bir fırıncı geldi. Şikayette bulundu. Ölü fare olayı mı efendim? Evet. Dükkanlarda ölü fare buluyormuşsunuz. Ama önceki raporlarınızda bunu göremiyorum. Adam fırınında ölü fare bulduğunuzu, gerçi ihtimal vermiyorum ama... üstelik bu fareyi sizin koyduğunuzu söylüyor. Adam... ayrıca kendilerinden zorla rüşvet aldığınızı iddia ediyor. Aslı yok efendim. İşte o fırıncının raporu burada. Ölü fare bulunduğunu kayda geçirdik. Rüşvet alsak yazar mıydık? Peki fırıncı niye öyle konuşuyor? Seninle bir alıp veremediği mi var? Ne yapsın efendim? Sıkıştı. Bizim gibi dürüst memura diş geçiremedi, iftira atıyor. Ayrıca efendim kendisi bize rüşvet teklifinde bulundu. Biz de tabii kabul etmedik. Üzerimize yürüdü. Canımızı zor kurtardık. Bak Uğur Bey, çok hassas bir vazifeniz var. Dikkatli olun. Peki efendim. Müsaadenizle. Ha, hatırlatayım. Sizin için bir müfettiş görevlendirdim. Kurallar böyle gerektiriyor. Anladım efendim. Ne yapacağız? Ya müfettiş bütün foyamızı ortaya çıkarırsa? Hepsi senin yüzünden. Ben yapmayalım dedim. Senin yüzünden. Sus be. Bir şey olmaz. Yürü. Müfettiş her şeyi öğrenecek. İşimizde ne olacağız? Belki hapse bile atacaklar. Ya sus. Bağırıp durma koridorun ortasında. Alo.
Ne? Nerede? Tamam, tamam geliyorum. Ayrola, ne oldu? Oğlumu hastaneye kaldırmışlar. Benim hemen gitmem lazım. Tamam, sonra görüşürüz. Tamam. Oğlum, oğlum ne oldu? Doktor bey söyleyin, neyi var oğlumun? Sakin olun beyefendi, sakin olun. Yavrum ne oldu sana? Ya söylesenize. Başı çok ağrıyordu. Sana ulaşamadım. Aradım ama telefonun kapalıydı. Ben de taksi tutup getirdim. Beyefendi, benimle odama kadar gelir misiniz? Oğlum. Uğur Bey, size iyi şeyler söylemek isterdim ama inanın bizim için de öyle enteresan bir hadise ki. Çocuğunuzun durumunu arkadaşlarımla görüştüm ve bir neticeye vardık. Hastalığına doktor bey, ne oldu oğluma? Sadece domuzlarda görülen bir hastalık bu. Domuzlarda mı? Emin misiniz doktor bey? Evet. Trişin hastalığı. Bu hastalık sadece domuz yiyen kişilerde görülür. Ama nasıl olur? Bizim eve domuz eti girmez ki. Oğlunuzun hastalığının domuzdan bulaştığını söylemedim beyefendi. Hastalığın nedeni ölü fare. Ölü fare mi? Hı hı. Bizim için de çok yeni bir bilgi. Bu hastalık ancak ölü fare yiyen domuzlarda görülüyormuş. Üstelik belli bir süreden sonra da tedavisi mümkün değil. Nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde oğlunuz ölü fare eti yemiş. Ya sen nasıl adamsın? İnsanlar ekmek bekliyor benden. Burası kapanırsa ne olur? Milletin ekmeğiyle nasıl oynarsınız? Zalimden hak dava edilmez. Senin insafın olsa bu işi yapmazdın. Ama alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demişler. Dilerim Rabbimden bir gün o fareyi sofranda bulursun. Elimizden gelen bir şey maalesef yok. Olsa üzgünüm. Ha ha ha!